Geldik değerli izleyenler. Aslında buradaki sahil hattının bir hayli yürüyüş için popüler olduğunu söyleyebiliriz. Ama siz o kalabalığa girmek istemiyorsanız ve biraz denizden uzaklaşıp yeşilliğe geleyim diyorsanız Emirgen Korusu'nu kesinlikle tavsiye ederim. Yemyeşil bir ortam, böyle göletlerde kuğuları, ördekleri, kaplumbağaları görmeniz mümkün. Aynı zamanda biraz şanslıysanız burada ellerinizle sincap da besleyebilirsiniz. Korunun içindeki köşklerde zamanında pek çok Türk filminin de çekildiğini hatırlatalım. Dediğim gibi burası güzel bir yürüyüş alanı. Şimdi ben de biraz tur atacağım. Şimdi elbette Sarıyer dendiği zaman akla gelen ilk şey Sarıyer böreği oluyor. Burası da çok eski, çok köklü bir işletme. Şimdi buradayız, aslında hem tatlıları konuşacağız. Çünkü evet, tatlılar da bir o kadar özel. Hem de elbette Sarıyer böreğini konuşacağız. Evet. Tabii ki yine sosyal mesafemize dikkat ederek. Bu arada burası gerçekten her türlü önlemi almış durumda şu anda. Gördüğünüz gibi şu tarafa geçmeye çalıştım. Beni sokmadılar. Şeritleri çekmişler. Dikkat ediyoruz. Mesafemizi koruyoruz. Kesinlikle. Sarıyer böreğinin sırrı, özelliği nedir Mesut Bey? Sizden dinleyelim. Sarıyer böreğinin sırrı ve özelliği tamamen ürünlerimizin, açıkçası ham maddemizin kalitesi çok önemli bizim için. Ona çok dikkat ediyoruz. 1928'den beri açığız. Çok eski bir işletmeyiz. Ürün ustalarımızın marifeti de çok önemli tabii burada. Kullandığımız ham maddeler, ürünler ve kaliteli hizmet diyelim açıkçası. İyi bir Sarıyer böreğinin özellikleri herhalde hamurunun da daha hamuru, ince olması. Hamuru, kuş üzümü, içerindeki ham maddelerin kalitesi, bunların hepsi bir zincir halinde sonunda Sarıyer böreğine ulaşıyor, öyle söyleyebiliriz. Bir de vallahi biraz herhalde bu böreğin tadı, keyfi yağlı olmasıyla evet, çıkıyor yani, öyle değil mi? Mutlaka, yani dediğim gibi hani tamamen ustaların marifeti, ham maddelerimiz vesairelerimiz hepsi bir zincirin halkası, sonunda Sarıyer böreği. Ve güzel hizmetle bunu sunmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğince devam ediyoruz diyebiliriz. Şimdi biraz da tatlılara geçelim istiyorum evet, ben. Çok acayip iştah açıcı gözüküyorlar. Muhallebi, evet, kazandibi, başka neler? Kazandibi, tavuk göğsü var, krem şokolamız var, sütlacımız var, keşkülümüz var. Tabii bunların özelliği yine söylüyorum hepsinin katkısız ve doğal olması. Zaten kendi çiftliğinizden kendi çiftliğimiz geliyor. Var. Günlük sütümüz kendi çiftliğimizden geliyor. Ham maddede bunu kullanıyoruz. Ve bu şekilde üretim gerçekleştiriyoruz. Su muhallebimiz var ayrıca, tamamen şekersizdir, diyetler için işte gül suyu ve pudra şekeri ilave ederek servis ediyoruz onu da. Ürünlerimizin hepsi 1928'den beri, 3. kuşaktan beri tercih ediliyor. Ve biz de dediğim gibi tekrar söylüyorum, uygun hizmetle, kaliteli hizmetle bunu sunmaya çalışıyoruz. Valla limonatayı bile çok övdüler, evet, ben içmedim limonata ama... Bile ev yapımı, kesinlikle ev yapımı, el yapımı limonatadır. Denediniz mi siz? Denemedim. Biraz kaçınıyorum şimdi bir şeyler yiyip içmekten ama birazdan deneyeceğim. Deneyin derim yani. Eminim memnun kalacaksınızdır. Şimdi tabii camın önünde logosunu da gördüm. Sarıyer evet, Spor. Elbette semt takımlarının da evet, ayrı bir keyfi oluyor onları tabii, tutmanın. Tabii, siz takip ediyor musunuz Sarıyer Spor'u? Tabii Sarıyer Spor'u takip ediyoruz. Kulüple bir aradayız zaten. Elimizden geldiğince onlara yardımcı oluyoruz. Onlar da bizimle birlikte, hep birlikte biz Sarıyerliyiz, öyle söyleyelim yani.
Sarıyer'e geldiğinizde eğer isterseniz Telli Baba'ya da uğrayabilirsiniz. Telli Baba yıllar önce rivayete göre, bir inanışa göre hasta bir kız rüyasında Telli Baba'nın şu anki mezarını görüyor ve o mezara geldikten sonra da iyileşiyor. Ondan sonra da bir dileği olanlar Telli Baba'ya gelmeye başladılar. Hatırlayacaksınız, özellikle 90'lı yıllarda buraya gelip dilek dilemek bir hayli revaçtaydı. Evlenmek isteyenler ya da evlendiklerinde, hatta gelinlik damatlıkla gelen karı kocaları bile burada görebilirsiniz değerli izleyenler. Bu dönemde artık biraz ziyaretin az olduğunu söyleyebiliriz ama dediğim gibi eğer Sarıyer'e gelip bir de dilek dilemek isterseniz Telli Baba'ya gelebilirsiniz. İstanbul'dan ayrılmayayım, hem de temiz bir denizde güzel bir gün geçireyim diyorsanız kesinlikle tavsiye edeceğim yerlerin başında Garipçe'deki büyük liman plajı. Şu anda üzerinde durduğum 1,5 kilometrelik aşağı yukarı kumsalın bulunduğu plaj var değerli izleyenler. Buraya açıkçası hafta sonu gelmenizi çok tavsiye etmeyebilirim çünkü sizin de tahmin edebileceğiniz gibi hafta sonları bir hayli kalabalık oluyor, ancak eğer fırsatınız varsa hafta içi gelip sakin bir gün geçirebilirsiniz. Arkamda da namıdiğer 3. köprü olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü görüyorsunuz. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün Anadolu yakası ayağı Beykoz Poyrazköy'e uzanırken Avrupa yakasında da Garipçe'ye uzanıyor. Sarıyer'in çok önemli, hatta efsane diyebileceğimiz oyuncularından biriyle birlikteyiz. Sinan abi kendisine böyle iltifat edilmesinden pek hoşlanmıyor. Ama bunlar gerçekler. İsterseniz biraz sizin ağzınızdan dinleyelim. Öncelikle teşekkür ediyorum. Tabii Sarıyer'in şampiyon olduğu dönemde profesyonel top oynadım. Süper Lig'e çıktık. O sene güzel bir sene geçirdik. Ben Sarıyer'den önce Van'da 1. Lig'deydim. Sarıyer küme düşmüştü, Sarıyer'e geldim. Ve Van'ı çıkarttıktan sonra Sarıyer'i de çıkarttık. O dönem hocamız Adnan Dinçer'di. Playoff'larda bizden ayrılmak zorunda kaldı. Yerine Yılmaz Vural hocamız geldi. Yılmaz Hoca ile beraber 1. Lig'i göğüsledik. Sarıyer takımı benim için çok önemli çünkü altyapım da Sarıyer'deydi. Sarıyer'de yetişmiş bir kişiyim. Sarıyer takımını, yani bizim hayatımızda çok önemli yeri var. Hem semtimin olması hem doğma büyüme Sarıyer'li olmam açısından benim için gurur verici bir olay. Tabii Süper Lig'de oynamasını çok arzuluyoruz. Bunun için de Saffet Akkoyunlu başkanımız, kendisine çok teşekkür ediyoruz. Zor günlerde bu takımı başkanlığını yaparak iyi bir yere çıkartmaya çalışıyor ve Süper Lig'de oynamasını çok istiyoruz. Çok önemli oyuncular da Sarıyer'de forma giyiyor. Özellikle çok ciddi Süper Lig tecrübesi olup daha sonra biraz daha tırnak içinde futbolunun son baharına gelmiş oyuncuların da çok ilgi gösterdiği bir kulüp Sarıyer. Kesinlikle. Şöyle söyleyeyim. O benden bir önceki jenerasyon abilerimiz. Mesela Rıdvan abinin, Sercan abinin,
Çelebiçlerin olduğu zaman tabii isimlerini söyleyemedim, büyüklerim beni affetsin. İşte Cem Pamila, Engin abimiz, Kaptan Engin, Cengiz, Esat, bunlar Sarıyer'in efsanevi kadrosunda oynayan kişiler. Çok muhteşem bir dönemdi sizin bahsettiğiniz yıllar. O zaman Sarıyer takımı Fenerbahçe'nin altyapısı gibiydi. Fenerbahçe'de yani uzağa gitmek istemeyenler, İstanbul'dan gitmek istemeyenlerin tercih ettiği kulüp Sarıyer'di. Ve Sarıyer'e de çok güzel başarılar getirdiler. Kendilerine buradan rahmetli olanlar var. Allah rahmet eylesin. Sağ olanlara da sağlıklar, esenlikler diliyoruz. Sinan abi, aynı zamanda şimdi sen çok önemli futbolculara karşı da oynadın. Eminim pek çok da anın vardır. Hatta biz birkaç tanesini şöyle söyleyeyim. Dinledik ama çok keyifli onlar gerçekten. Van Spor'da şimdiki Süper Lig bizim zamanımızda birincilikti. Bir anım var. Mususi ile adam adama oynuyorum. Nurlar içinde yatsın o da. Mekanı cennet olsun. Tabii Mususi ile karşı karşıya arkasında durmak, pozisyon icabı arkasında durmak zorunda kalıyorum. Abi adama baktığın zaman korkuyorsun yani. Bir kafları var, adeleleri benim üst adenem gibi. Ensesine M işareti yaptırmış. Sahayı göremiyordum arkasında. Tabii o zaman da biz biraz gençtik. Yani nasıl tutacağız bu adamı diye hayretler içerisindeydik. Tabii çok güzel anılarımız var. Değerli izleyenler, şimdi Necla ablanın kayığındayız. Necla abla buradaki tek kadın balıkçı. Çok uzun yıllardır balıkçılık yapıyor. Necla ablayı beklerken açıkçası yani Necla abla geldiğinde dedi ki, hatta bakıyorlar böyle balıkçı mı olur diye dedi. Çok modern bir Türk kadınıyla karşılaştık. Necla abla, kaç senedir balıkçılık yapıyorsun? 5 yaşından beri balıkçılık yapıyorum babamla. Evet, zaten bizim geçim kaynağımız oydu. Hepimiz balıkçılık emeğiyle okuduk. Ben de işte 5 yaşından evlenene kadar, 80 yılına kadar sürekli babamla balıkçılık yaptım. Evlenip 5 yıl Almanya'ya gittim, ara verdim. Ondan sonra dönüşten sonra kayınpederimle devam ettim. Kayınpederimle gerçek profesyonel balıkçı oldum. Daha önce hani babamla böyle yardım ediyordum. O bana elletmiyordu, zehirli balıklar oluyor falan. Ondan sonra kayınpederim bana muşambe ve çizme aldı. Böyle balıkçılık olmaz, sen madem balıkçılık yapıyorsun bunları da giyeceksin diye. Ondan sonra işte her şeyi öğretti. Nereye, ne zaman atılır, ne kadar iple. Bana da güven geldi tabii. Onun vefatından sonra yalnız gitmeye başladım. Ama gerçekten erkeklere taş çıkartır bir balıkçıyım. Tekir, istavrit konusunda. Onunla şüphe yok. Herkes zaten size yani acayip överek bahsediyor sizden. Ama bu arada babanızı ve kayınpederinizi de ayrıca bir tebrik etmek lazım. Bunu desteklediğim için söylemiyorum ama genelde kadının yapacağı iş değildir. Kadın başına balıkçılık mı yapacaksın düşüncesi içerisinde de olabilirlerdi. Ama sizi çok güzel yönlendirmişler, teşvik etmişler. Evet. Ama çocukluğumdan beri içinde yaşadığım için sonra ben yani küçük bir çevrede oturuyorum, Rumeli Kavağı'nda biliyorsunuz. Buradaki insanlar da hep benimle övündü yani, gurur duydu, destekledi. Güzel. O zaman yani buradaki diğer balıkçılarla birlikte... Arkadaşız, şu arkadaşım. O da zaten burada 4-5 tane emekçi, gerçek balıkçı var. Hani kıyı balıkçısı olarak bahsediyorum. Metin abi, Melih Kaptan, çoğu öldü yani.
Allah rahmet babamların eylesin. Arkadaşları, akranları. İşte ben böyle balıkçılık gizli gizli yaparken 48 senedir yapıyorum. Şimdi bu mevsimde hangi balığı yiyeceğiz? Bu mevsimde işte biz tekir tutuyoruz, istavrit. Bu sene maşallah her şey bol. Tabii az tutuldu. Geçen yıl hiç yoktu. Tabii denizin dinlendirilmesinin bayağı faydası oldu. Çok bilinçsiz zaten avlanma balıkçılığı çok ciddi etkiliyor maalesef. Değil mi? Sizin? Tekneler çok büyüdü aşırı. Artık yetmiyor yani, balık yetmiyor. Sizin bir de Allah bağışlasın iki tane değil mi torun? Evet, iki tane torun. Özellikle... Onları da mecburiyetten getiriyorum. Anneleri bankacı çalışıyor. Benle gele gele onlar da benim gibi alışıyor. Küçük İkisi... olan biraz daha meraklı herhalde rüzgar. Bir de öyle de. Mi? İkisi de becerikli yani. Profesyonelliği aday. Sorunca kavak sporluyum diyor. Siz izliyor musunuz Sarıyer'i ya da... Kavak sporu takip ediyor musunuz? Tabii burada bizim gençler zaten hep oynuyor. Mert zaten burada şeye gidiyordu, antrenmanlara. Onun bakmak için gidiyorum. Babası, Rüzgar'ın babası Fenerbahçeli. Ben de Fenerbahçeliyim. O şimdi siyasi konuştu. Bizim yanımızda Fenerliyim diyor. Anneyle dedenin yanında cimbomluyum diyor. Şok oldum, size de kavak sporluyum. İlk defa duydum yani böyle bir şey. Ne onu söyledi ne onu. Kalesi'ne geldik değerli izleyenler. Burası Rumların yaşadığı İstanbul'un kuzey ucunda bir Rum mimar tarafından yaptırılmış Kırım Savaşı döneminde İngiliz ve Fransız gemilerinin boğazdan geçişini gözetlemek için yaptırılmış bir yer. Gerçekten buraya geldiğinizde muazzam da bir deniz manzarası sizleri karşılayacak. Ben de şimdi bu kalenin etrafında bir tur atacağım. Sarıyerliyim. Yıllarca Sarıyer'e hizmet verdim. Altyapısından başladım oynamaya. Orada da çok büyük başarılar elde ettik. Ben dediğim gibi altyapıdan çıktım. A takımda 8 sene futbol oynadım. Şampiyonluklar yaşadık. Bunlar için çok mücadele ettik. Sarıyer'in en kötü zamanlarında biz vardık. Ama inşallah yeni eski özüne dönerse, eski günleri çok uzak değil. Çünkü çok köklü bir kulüp biliyorsunuz siz de. Yani dediğim gibi bir şeylerin değişmesi gerekiyor Sarıyer Spor Kulübü'nün içinde. Zihniyetlerin değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama şu an her şey güzel gidiyor. Biz her zaman her şekilde Sarıyer'e hizmet vermeye hazırız. Biz de sonuçta Sarıyer halkıyız, Sarıyer çocuğuyuz. Top oynasak da ne olursa olsun Sarıyer için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Tarihi Büyükdere Dondurmacısı'ndayız. Burada ciddi anlamda bir tarih yatıyor. Sabri amcamız buranın sahibi ve sadece aslında dondurmalarıyla değil,
buranın yerlisi olmasıyla da buranın en özel insanlarından biri. Geldiğimizde bu aslında sokaklar çok dolu değil. Ama geldiğimizde yine burada bir sıra bulduk. Nedir dondurmalarınızın sırrı? Temiz malzeme kullanıyoruz. Sütlerimiz çok güzel. İçine koyduğumuz malzeme ekstra malzemedir. Fazlasını koyuyoruz, eksik koymuyoruz. Sırrı odur. Sabri amca, şimdi çok fazla dondurmacılar moda oldu. Farklı farklı yabancı marka dondurmalar da var. Ama onlar sanki biraz yani seninkisi gibi değil. Belki bilmiyorum. Olamaz. Olamaz. Onlar dondurma değil. Dondurma ile ilgisi yok. Şimdi kötülemek bana yakışmaz ama o yeni yeni dondurmalar dondurma sayılmıyor. Kaç çeşit dondurman var? Neli yapıyorsun? Dondurma, kaymak, çikolata var. Şu anda çilek var, karatut var, limon var. Var 4-5-6 çeşit var. Sizin favoriniz hangisi? Kendim kaymak ve çilek seviyorum. Güzel, ben de çok severim. Peki Sabri amca, sen aynı zamanda değil mi doğma büyüme Sarıyerlisin? Ben 12 yaşımdan geldim Sarıyer'e. Yani şu büyük dereye. Geldiğim zaman şu yollar paket taşıydı. Şu kadarcık taşlar vardı. Bir orman fakültesinin bir otobüsü vardı. Geli de şu iskelenin önünde dururdu. Talebeleri alırdı, götürürdü ve akşam getirirdi orada bırakırdı. Talebeler dağılırdı evlerine vapurlarla başka yerlere giderdi. Her sokakta 5 tane, 4 tane fayton at arabaları vardı. Halk onlarla taşınırdı. Araba filan yoktu. Büyükleri biz böyle gördük. Sarıyer bizim çocukluğumuzdan beri hedeflediğimiz, herkesin oynamak istediği bir kulüptü. Beşiktaş'ı altyapısından yetişip genç takımda Sarıyer'de bir yıl oynadıktan sonra Rize'ye 71 senesi gittim. 73'te Vefa'ya geldim, birinci lige. O zaman Montamarani'ler, Ömerler'in senesi. Bir sene oynadıktan sonra Kayseri'ye transfer oldum. Kayseri'den sonra bir sene amatör oynuyordum, milli takımda falan oynadığımız için. Karabük'e, 4 yıl Karabük'te oynadım. Oradan Gaziantepspor'a transfer oldum. 4 yıl oynadıktan sonra en sonunda taraftarların isteğine yuvamıza döndük. O zamanki kadromuz, çok iyi bir kadromuz vardı. İşte Çelebişler, Simailler, Erdem Hocalar olsun, Hoçiç olsun. İlker vardı, Oğuz, Hakan, Rıdvanlar falan. Bir sene sonra Sercan geldi. O sene ligi dördüncü bitirdik. İlk senemizde bayağı zorluklar yaşadık. Rahmetli Canan Taran geldikten sonra takıma müthiş bir hava verdi. Ve o takım yıllarca çok iyi gitti. 5 yılda altyapıda olsun, şeyinde olsun hocalık yaptım. Hizmet yaptık yani, para falan hiç bizde sorun yoktu. Çünkü bizim çocukluğumuzdan beri istediğimiz tek şey Sarıyer forması. Hala 66 yaşındayım. Hala deseler ki Sarıyer kulübüne seve seve yardıma gideriz. Yani biz böyle Sarıyerliyiz. Doğma büyüme Sarıyer. Şimdi bir Maslak'a geldik. Burada bir pilav molası verelim dedik. Belki de yani Sarıyer'in en meşhur yerlerinden bir tanesi burası. Pilavcı eskiden bir arabanın içindeydi. Şimdi küçük bir dükkana dönüştü ama her zaman hangi saat aralığında gelirsek gelelim burası tabiri caizse ana baba günü oluyor. Nihat Bey, size göre nedir buranın sırrı? 22 yıldan beri burada. Yaklaşık 7-8 yıldan beri de dükkan olarak işletiyor. Maslak pilavcısı dediğiniz zaman hemen hemen tanınmış bir insan. Çeşitleri neler? Çünkü yani, isterseniz galiba tavuksuz da tavuksuz da var. Nohutsuz da isteyebiliyorlar.
Yani en çok hangisi yarım tercih ediliyor? En çok yani bir porsiyon direkt klasik porsiyon tavuk, yani. Nohut, aynen, pilav. Tavuk, nohut, pilav. Ekstra midye de bulunuyor bizde. Hı-hı. Tatlısı da var yanında. Herhalde yanında da ayran tercih ediyor, evet, daha çok. Ayran. Yani genellikle %90 ayran tercih eder. Ayranımız farklı zaten yani. En çok beğenilen pilavdan önce ayranımız. Çünkü çiftlik yoğurdu kullanıyoruz. Ekstra köy yoğurdu. Yani insanlarımız daha çok seviyor memleket yoğurtlarını. Ondan dolayı ayranımız farklı bir şey. Şöyle söyleyeyim, 1996-97 sezonunda geldim ben Sarıyer'e. O günden beri de burada yaşıyorum. 5-6 yıl formasını giydim. Daha sonra tribünde izledik ve daha sonra da altyapı ve üst yapı, alt takımda hocalık yaptım. Sarıyer benim için çok şey ifade ediyor. Şöyle bahsedeyim, aslına bakarsanız benim geçmişimde de çok önemli bir şeydir. İlk statta gerçek Süper Lig maçını ben Karşıyaka Sarıyer maçını izledim. Önce Karşıyaka'da, daha sonra Sarıyer'de oynadım ve Sarıyer'de de yerleştim. Onun için benim için çok şey ifade ediyor. Sarıyer çok büyük bir camia. Balkan Kupası almış, yıllarca ligde çok iyi işler yapmış, başarılara imza atmış bir kulüp. Tabii son yıllarda maalesef işte ülkemizdeki şartlardan dolayı şu an alt liglerde oynamakta. Bu bizi çok üzüyor. Sürekli bir çalışma var yukarılara çıkmak için ama şu ana kadar başarılı olamadı. Tabii beklentimiz bir an önce yine üst lige çıkıp tarihine dönmesi, yukarıda mücadele etmesi. Bunu temenni ediyoruz, ancak bunu yapabiliyoruz. Engin Ülker'le birlikteyiz. Kendisi Sarıyer'in efsane kadrosunda yer almış ve aynı zamanda uzun yıllar hizmet etmiş ya, yani Sarıyer'in belki de en popüler olduğu dönemler. Evet. Çok uzun yıllar Sarıyer forması giymiş bir isim. Biraz sizin ağzınızdan dinleyelim. Şöyle söyleyeyim, Sarıyer tarihinde ben ikiyim en fazla forma giymede. Birinci Mahmut Koca var, Engin Ülker, bir de Gara Hamamcıoğlu. Üç içindeyiz. Ben 74'te girdim Sarıyer Kulübü'ne, 94'te futbol bıraktım. Bunun 82'den 94'e kadar olanı birincilik, Süper Lig. Zaten ikincilikte fazla oynamadım. Şampiyon olduğumuz sene askerdeydim. Uzun yıllar devamlı Süper Lig'de oynamış olduk yani. O dönemi şöyle bir anlatmanızı istesem, aklınızda neler var? Kimlerle birlikte oynadınız? Vallahi kimlere karşı oynadınız? Şöyle söyleyeyim, ben Kadıköy'de Fenerbahçe maçına kaptan çıkıyordum. Yaşım 25'ti. Arkama dönüp bir baktım. Arkada rahmetli Erdoğan Arıca, rahmetli Selçuk Yula, Cem Pamiroğlu, Ali Çoban rahmetli. Abi dedim, ben bu bantı taşıyamam dedim. Bana ağır gelir dedim. Alın bunu dedim. Erdoğan abi rahmetli gene işte, olur mu oğlum dedi. Biz dedi 3 ay sonra futbol oynayacağız. Sen dedi Sarıyer'in çocuğusun. Senelerce burada top oynayacağız falan dedi. Yani böyle gireyim yani mevzu. Arkamızdaki oyuncuların çoğu milli takımda kaptanlık yapmıştı bizim dönemimizde. Çok iyi bir kadro vardı. Rahmetli gene hep rahmetliden bahsediyoruz. Çok uzun seneler oldu çünkü. Candan Taran'ın bence büyük eseri, Erdal Aksoy'un başkanımız eseri. Daha sonra gelen Ali Sandıkçı, belediye başkanı, İhsan Yalçın. Genelde hep belediye başkanlarının desteğiyle geldik. Evet, son dönemlerde belki o geçmişteki gidişatını sürdüremiyor ama hep köklü bir ilçe takımı olma kültüründen de hiçbir zaman uzaklaşmadı. Bunu hep söylüyorum yani, Sarıyer'de evet, yaşayıp Sarıyer'le olup da takımını tutmamak herhalde ekstrem bir durum. Yok, değil mi? Yok, mümkün değil. Mümkün değil. Şimdi çocuklara bakıyorum, ya babasını ya dayısını amcasını kesin tanıyorum yani de. Ama çocukları tanıyorum. Ama öyle bir seyircimiz var ki inanılmaz bir şey yani. Şimdi bu seyirci o zaman yoktu bizde. Süper Lig'de oynarken. Şimdi birazcık Sarıyer'e el atılırsa
doğru bir yapılanmayla, doğru bir kadroyla Süper Lig'e çıksa bu kutlu seyircimizden bayağı ses getirebiliriz yani biz. Çünkü biz lider olduk, Fenerbahçe'yi de Trabzon'u altımıza aldık ligde birkaç sene öyle üst üste. Yani biraz daha tecrübemiz olsa belki de Başakşehir gibi şimdi olduğu gibi zirveye daha fazla oynayabilirdik yani. En büyük zirveye başka büyük yok. En büyük zirveye başka büyük yok. Son dönemlerin özellikle popüler köyü olan Garipçe Köyü'ne geldik. Ali Osman Bey'le burada bize güzel bir sofra hazırladılar şimdi. Elbette Garipçe Köyü dendiği zaman akla ilk gelen de balık evet. oluyor. Gerçi kahvaltı da galiba çok evet, yavaştı ama. Köy kahvaltımız da yavaştı ama tabii ki dediğiniz gibi öncelikle balık yani meşhur olduğumuz şey köyün halkının da genelde geçimini sağladığı şey balıkçılıktır. Onlar tutuyor, biz de pişirerek halkımıza servis ediyoruz burada. Zaten işte galiba o kadar popüler olmasının bir sebebi de bu. Yani arkada hala mesela balık tutanları görebiliyoruz. Evet, kendi arkadaşlarımız, dostlarımız şu an tutuyorlar. Biraz sonra kendileri tuttuğu balığı getirip bize verecekler. Biraz fazla son yıllarda kalabalıklaştı değil mi? Özellikle yaz aylarında. Ya, tabii, ne daha bu kadar popüler yaptı burayı sizce? Ya, Garipçe tarihi bir yer. Yani 1800-1700'lere kadar dayanan bir yer. Tabii meşhur tarihi Garipçe Kalesi var hemen burada üst kısımda. Buraları işte turistik olarak bu son zamanlarda açılan diğer dükkanlarla beraber insanlar bayağı gelmeye başladı. Deniz kenarı oluşumuz, Karadeniz'den Marmara'nın girişi olması, tabii ki yapılan son köprümüz Yavuz Sultan Selim Köprüsü de bunlardan birkaç nedeni. Yaptığımız servislerde, ürünlerde olsun kaliteyi her zaman temizliği, dezenfektanı son zamanlarda da ön planda tuttuğumuz için özellikle hafta sonları pek kalabalık oluyor, rehabet oluyor yani. İnsanlara yetişemediğimiz zamanlar da oluyor burada. Her şeyden önce taze balık satmamız yani insanlara taze ürünler vermemiz birinci tercih oluyor. Şimdi biraz bu mevsimde buraya gelirsek ne balık yiyeceğiz? Bu mevsimde buraya gelirseniz sizin de gördüğünüz gibi burada arkada teknede mesela arkadaşım şu an orada ağ çeken teknenin sahibi. Bu balıkları da sabah kendisinden almıştık. Şu an yiyeceğimiz balıklar çinekop balığı, lüfer balığı, tekir balığı. Aynı şekilde hani levrek, şupra ama dediğiniz gibi bu mevsimde yiyebileceğimiz el alternatif balık çinekop ve lüfer balığıdır. Bu çinekop değil mi biraz evet, daha? Şu evet, şu çinekop balığı. Evet, bu çinekop balığı. Bunun dışında karides. Tabii karideslerimiz anlaşmalı olduğumuz sertifikalı firmalar var. Onlar tarafından geliyor bize kendi balıklarımız. Çalıştığımız firmalar istediğimiz zaman hani taze bir şekilde bizim balıklarımızı bize getiriyorlar. Futbolla aranız nasıl? Genelde hep bazı şimdi tabii büyük takımları tutmak başka bir şey ama bazı semtler var. Genelde o semtin yaşayanları mutlaka o semt takımını tutar. Sarıyer'de bunlardan biri. Siz de onlardan mısınız yoksa pek? Ben kendim şahsen şu an Sarıyer tribün lideriyim. Öyle mi? Evet. Biz doğduğumuzdan, çocukluğumuzdan beri Sarıyer tribününde doğduk, büyüdük. Dört büyüklere pek bir sempatimiz olmadı dediğiniz gibi. Kendi takımımızı destekliyoruz. Ha, tabii ki Sarıyer'de dört büyükleri diye bahsettiğimiz takımları destekleyen insanlar da arkadaşlarımız da var ama bizim her şeyden önce birinci sıradaki takımımız Sarıyer'dir. Sarıyer'in başarısı için biz de gerek kendi arkadaşlarımla, abilerimle, teknik ekibimiz de olsun, yöneticilerimiz de olsun her şeyden önce Sarıyer'in başarısını istiyoruz. Sarıyer'in başarısı için de elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Futbol Şube Sorumlusu Ali Bey ile birlikteyiz. Aslında sizin ben Futbol Şube Sorumlusu diye açtım ama genel evet. kaptan evet, diyormuşsunuz bizim, değil mi? Bizim kulübümüzde onun ismi genel kaptan. Tarihsel olarak öyle bugünlere kadar gelmiş. Öncelikle Sarıyer Spor Kulübü hakkında bu çalışmayı yaptığınız için size yönetim kurulu başkanımız Sayın Saffet Akkoyun beyefendi adına teşekkür ediyorum.
ve onun selamlarını iletiyorum. Çok teşekkürler. Hoş geldiniz. Çok sağ olun. Sarıyer Spor Kulübü gibi güzide bir camianın daha çok basında yer almasını istiyoruz. Buna vesile olduğunuz için tekrar teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Çok köklü bir kulüp. Evet. Belki semt takımları arasındaki en tanınanı, en çok taraftarı olanlardan bir tanesi. Bununla birlikte geçmiş dönemlerden bu döneme kadar da pek çok Süper Lig takım futbolcusunun da sonbaharında tercih ettiği bir yer. Sizin gözlemleriniz neler? Siz neler anlatmak istersiniz? Şimdi Sarıyer Spor Kulübü 80 yılı devirdi aşkın mazisiyle. Türk spor tarihinde en önemli, en güçlü kulüplerimizden bir tanesi. Balkan Kupası'nı kazanmış, Türkiye'yi uluslararası arenada temsil etmiş üç takımdan bir tanesi. Balkan Kupası'nı aldık 90'lı yılların başında. Milli takım seviyesinde çok oyuncular yetiştirdik. Bunları Türk futboluna armağan ettik. 80'li ve 90'lı yıllarda bizden yaşça daha büyük abilerimiz, büyüklerimiz daha iyi hatırlar. Biz o dönemleri ancak dinleme fırsatı bulduk yeni nesil yöneticiler olarak. Fırtına gibi esmiş. Türkiye'nin her yerinde saygı gören, itibar gören, mazisi çok şanlı, çok önemli bir kulübüz. Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe ile beraber İstanbul'un dört büyük futbol takımından bir tanesiyiz. Taraflar açısından da böyle. Tüm semtlere tabii sevgimiz, saygımız var ama Sarıyer'in konumu ve yeri çok ayrıdır. Şimdi son yıllarda açıkçası biraz geçmiş dönemlere göre istediği noktadan biraz uzağında evet. Sarıyer ama bununla birlikte tribünlerin de her zaman desteğini aldığını evet. da söylemek lazım. Bu son yılları şöyle bir baktığınızda nasıl değerlendiriyorsunuz? Neleri şimdi, eksik yaptı Sarıyer? Ben 4 senedir, 4 yılı aşkın süredir yönetim kurulunda görevliyim. Biz yaklaşık 15-16 senedir TFF 2. Lig'de mücadele ediyoruz. Bu durum tabii bize üzüyor açıkçası. En çok da taraftarımızı üzüyor. Bizim hedefimiz kısa dönemde TFF 1. Lig'e çıkmak. Sonra da Süper Lig'e geri dönmek. Yani ait olduğumuz yere dönmek istiyoruz. Bizim bir pankartımız var stadyumumuzda. Şanlı mazinle ait olduğun yere diyor. İşte biz de şanlı mazimizin bizi ait olduğu yere götürmesini istiyoruz. Sarıyer bir İstanbul takımı ama buna rağmen aslında pek çok ligde olduğu gibi, daha doğrusu pek çok alt lig takımında evet. olduğu gibi en büyük problemlerden biri tesisleşme. Tabii. Tesisleşme ile ilgili yani şöyle bir dönüp baktığınızda neleri eksik görüyorsunuz? Şimdi objektif değerlendirirsek 80'li yıllardan kalma imkanlarımız var. Yusuf Ziya Ünlü Stadyumu da aynı şekilde. Kamp tesislerimiz de aynı şekilde. Bir kere bunların yenilenmesini istiyoruz. Tabii bunlar sadece yönetim kurullarının yapabileceği çapta olaylar değil. Bugün Süper Lig takımları bile, 1. Lig takımları bile gerek devletimizin çeşitli bakanlıklarından, gerekse belediyelerinden destek alarak ancak o imkanlarla beraber bunları yenileyebiliyor. Biz de bunun arzusu içerisindeyiz. İnşallah devlet büyüklerimiz de bu konuda el atar. Sarıyer'e yakışan yeni bir stadyum, yeni kamp antrenman tesisleri kısa zaman içinde tamamlanır. Her zaman diyoruz yeni nesillerin, yeni sporcuların yetişmesi lazım. Bunların olabilmesi için ilk önce iyi tesislerinizin olması lazım. Sonra iyi hocalarınızın olması lazım. Sonra da inşallah milli takım seviyesine de çok oyuncu yetiştirebiliriz diye düşünüyorum. Sarıyer Spor Kulübü benim için bir aşktır, bir sevdadır, bir sevgidir, bir hoşgörüdür, bir saygıdır. Sarıyer bambaşka bir şeydir. Sarıyerli olmak çok özeldir. Boğazın içinde
Nadide bir kulübümüz var. Sarıyer Spor Kulübü. Hiç sönük bir semtin 80'lerde yeni baştan bir şahlanış, ayağa kalkışıydı. Ve taraftar devrim yapmasıydı. Ve ikinci ligde ilk defa olaraktan öyle bir seyirci kitlesi görüldü. Muhteşemdi. 10 bin lira çıkan, Flaması Bayrağı tezahüratlarıyla yepyeni bir ekol kurdu. Örnek bir seyirci oldu ve parmakla gösterilen bir kulüp haline geldi Sarıyer. Bugün Türkiye'nin neresine giderseniz gidin, Sarıyer dendiği zaman millet saygı gösteriyor. Gerçekten ikinci takım gibi görüyorlar, ikinci takım olaraktan seviyorlar. Temelimiz artık yeniden bir yapılanma, yeniden başarılar getirecek olan adımları atmak ve bu uğurda da yolumuza devam etmek istiyoruz. İnşallah en kısa zamanda buna kavuşmuş oluruz. Sizden sonra gelecek olan nesilin bunun hakkı var çünkü. Valla şimdi Sarıyerli'yi şöyle düşünüyoruz. Doğduğumuzdan beri buralı olduğumuz için bizim kalbimizde çok özel bir yeri var. Şimdi mesela bu bina bizim kendi yerimiz. 81-82 yılında şampiyon olduğu dönemde biz tabii o zamanlar 10'lu yaşlardık. Anormal bir Sarıyer taraftarı vardı eski tribünlerde. Her maç hınca hınç dolardı. Hatta stadın yukarısındaki dağlar bile dolardı. Ondan sonraki şampiyon olduktan sonraki 1. Süper Lig'deki durumunda da mesela bir Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş gibi takımlara kapalı tribünlerin yarısını alırdık. Açığın da belli bir kısmını alırdık. Anormal derecede takıma sahip çıkardık ki o dönemde de çok nasıl anlatayım, inanılmaz futbolcular kadrolarda bulunurdu. Keşke şimdi de aynı kadroları yakalayabilsek. Ama şimdiki genç arkadaşlar da takıma çok sahip çıkıyorlar. Yani gönlümüzde yatan şu anki kadroların da o güce ulaşması. Düzelirse inanıyorum ki çok güzel günler yakında olacak. Ona da eski büyük Sarıyerlilerin artık bir şekilde kulüp komple Sarıyerli yapmaları gerekiyor. İstanbul'un ilk bölümünde Sarıyer'i gezdik ve bir semt takımının futbol kültürünü de mercek altına aldık. Bir başka durakta görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.